Gazetesi 2014 yılında göstermiş olduğunuz üstün başarılarınızdan dolayı tebrik ediyor. Sizlere Haber Manşet Gazetesi ve Adalet Zaman Dergisi olarak 2015 zirvedekiler ilan ediyoruz demişler. Onlara da çok çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Unutmadan söyleyeyim. Bu arada 23 Mayıs'ta Dortmund'da, 24 Mayıs'ta Stuttgart'ta Beyaz Şov'u yapmak için geliyoruz. Canlı değil tabii ki. Sahnede bunu yapacağız. Var mı turne mone herhangi bir şey? Gidiyor musun bir yerlere? Gidiyorum da ben biraz biliyorsun unutkan biri olduğum için şu an. Nereye gideceğimi bilmiyorsun. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Allah ne. Bakalım kısmet kim bilir nereye gideceksin yani. Hayır. Gittiğim yerleri söyleyebilirim. Yok onları söyle. Tamam, hadi gideceğin yerleri söyle. Hocam sizde oluyor mu? Arada turne mune gidiyor musun? Bir yerde bir yemek yapmayı gösteriyor musun? Bir şey var mı? Yaz mevsiminde organizasyonlar oluyor. Yani yemekle ilgili yapılan projeler, özel işler vesaireler oluyor. Millet biraz böyle bir şey oldu mu yemeğe karşı böyle bir hani... Bir heveslendi herhalde senin tarzındaki insanlar böyle anlatmaya başlayınca bir gaza geldi millet. Ya hep yemek sever bir milletiz aslında biz. Evet. Yani hepimizin genlerinde çocukluktan itibaren hep onu söylüyorum ben. Çocukluktan itibaren evlerimizde hep güzel yemek piştiği için aslında hani Michelin yıldızı bizim evlerimizde var. Sana kimden geçti? Anneanneden mi geçti? Bana biraz anneanneden geçti. Üst katımızda oturuyordu anneannem. Biraz da babadan geçti. Babam da mesleğin içinden bir insandı. Evet. O yüzden hani biraz her çocuk biraz babaya... Biraz da işte anneannenin böyle sürekli evde yemek yapmalarıyla öyle bir... Anne yemeği mi yoksa kendi yemeğim mi hala? Bir ayrımın var mı? Yani annem Datça'da yaşıyor. Arada bir işte İstanbul'a gidip geliyor. O geldikçe benim yemeği yiyor. O yüzden şu ana artık yani kendi yemeğimiz değil. Bugün de güzel denk geldi. 15 Nisan mıydı? 15 Nisan Aşçılar Bayramı. Hocam sizi tebrik ediyorum. Alacağım onu da. Çok teşekkür. Ne o ya? Bayağı güzel bak. Aa dur bir dakika ya. Karpuz mu? Karpuzun üstüne beyazı yapmış. Enteresan. Ben hayır. Onu versen yeter. Hayır, gönderseniz yeter onu. Ya gelmene gerek yok. Geleceğim gün. İlla gel. Ha, teşekkür ederim. Sağ ol. Çok teşekkürler. Fenerbahçeli ayrıca gördüğünüz gibi bütün şeyi. Şahane olmuş ya. Bizim vallahi işte milletimizin güzelliğine bak. Yani sanat her yerde görüyorsun. Ya çok teşekkür ederim. Gerçi üzerine benim resmi çizmeseydiniz, karpuz olarak gelseydi de bana benziyormuş ama. gittiğin restoranlarda falan oluyor mu size böyle bir hani incelik, ünlüye incelik yapma adına bazen çok garip şeyler getiriyorlar, oluyor mu? Böyle bir karpuzla hiç karşılaşmamıştım. Bunun soyulmuşu falan geliyor. Yani orada çok ciddi ince işçilik var yani. Evet. Gerçekten elinize sağlık. Mesleğimizi ilerletince, benim İnşallah bir karpuz sahibi olacağız biz de. Size de verilen meyvelerin üzerine resimlerinizi inşallah yapacaklar. İnşallah. Şimdi size sadece karpuz gelecek, onun için şey yapmayın. Ya pidecide, pide ya da kebapçıda pide istiyoruz. İsim o uzun pidenin üzerine susamla beyaz Töztürk yazıyorlar. Kaç metre yiyorsan... Hayır bir de yolda gören de şey zannedecek. Ulan ne biçim adamsa bu beyaz Töztürk kendi pidesine adını yazdırıp getiriyor falan. Yani öyle bir ukala çok teşekkür ediyoruz tekrar. Onu sonra alayım hocam. Teşekkür ederim. Sen bunu inceden gelip geçer götürürsün buradan Fahrettin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.